Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Balıkesir'deki 9. Anajetüs komutanlığına bağlı 192. filo İtalya'da yapılan çok özel bir NATO tatbikatına katılıyor. Tiger Meet, kaplan buluşması olarak adlandırılan bu tatbikatın hikayesini size anlatacağım bu videomda. Neden buna Tiger Meet, kaplan buluşması deniyor? İşte cevabı. havacılığın ilginç gelenekleri var ve askeri havacılıkta ister kara veya ister deniz havacılık birliklerine ait olsun her filonun birliğin artık nasıl adlandırılıyorsa o organizasyon yapısı içerisinde bir amblemi oluyor. Genellikle de hayvanlar seçiliyor. Türk Hava Kuvvetlerimize baktığımız zaman 111. filo Panter, 182 filo Atmaca gibi hayvanlar seçilmiş ve bu hayvanları seçen filolardan biri de 192. filo Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuştu. Bu filonun amblemi kaplan ve çok uzun yıllardır da NATO içerisinde bulunan farklı hava birlikleri ki tek kıstas bununla ilgili amblemlerinde kaplanın olması özel bir organizasyonla her yıl bir ülkenin ev sahipliğine bir araya geliyor. Farklı farklı ülkeler var. İngiltere'den Almanya'ya, Amerika'dan Fransa'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye kadar Türk Hava Kuvvetleri ve tabii ki bayrağımızı da 192. filo bu organizasyonda dalgalandırıyor. Amaç bir araya gelip tanışmak etmek değil. Bir araya gelip yeni taktikleri denemek, birlikte operasyon yapma kabiliyetini test edebilmek ve bunlarla ilgili de NATO'nun ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli harekat denemelerini gerçekleştirebilmek. E, dediğim gibi bu yıl İtalya'da yapılıyor bu organizasyon ama geçmiş yıllarda örneğin 2005 yılında Balıkesir'de, 2015 yılında da Konya'da yapılmıştı. Bu organizasyon Türkiye'de de iki defa yapılmıştı. Farklı farklı ülkelerde gerçekleştiriliyor. Bu yıl yapılan tatbikata 3 F-16 uçağıyla 192. filo katıldı ve toplam 49 personel İtalya'da bulunan Gioia del Cole hava üssüne intikal etti. Burada İtalyanların bir Eurofighter filosu bulunuyor. Onların da amblemleri kaplan. Peki bu tatbikatta neler yapılıyor? Öncelikli olarak deneyim paylaşmak çok önemli. Burada çok fazla ülke bir araya geliyor ki bu tatbikata yaklaşık 20'ye yakın farklı birlik katılıyor. Aradaki koordinasyon, Ortak bir dil kullanabilmek ve harekat isterlerini beraber birlikte yapabilmek büyük önem arz ediyor. Bir kısmı kırmızı kuvvetleri orada üstleniyor. Yani düşman rolünde oluyor. Bir kısmı mavi kuvvetler veya aralarında bölünüyorlar. Bir kısmı mavi, bir kısmı kırmızıya aktarılıyor. Ve burada belirlenen bir senaryo dahilinde hava hava operasyonları, hava yer operasyonları bu kadar farklı ülke bir araya geldiği için NATO e3 AVAX olarak adlandırılan havadan ihbar kontrol uçağını da yönlendiriyor. NATO'nun AVAX'ı koordinasyonu sağlıyor havada ve bir tatbikat alanı oluşturuluyor. Çeşitli aynı zamanda hava yer görevleri de yapılıyor. Keşif görevleri de yapılıyor. Bazı filoların helikopterleri var savaş uçaklarının yanı sıra. Örneğin arama kurtarma faaliyetleri veya bu arama kurtarma faaliyetlerine yakın hava desteği helikopterlerce sağlanıyor. Ve bu araya getirilen bu farklı hava araçları farklı kültürler fa farklı ülkelerin yaklaşımları bir pota haline getirilerek NATO görevi yapılması hedefleniyor. Bu yılki tatbikata Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Çekya, Fransa, İsviçre, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan hava kuvvetleri de katılıyor. Dediğim gibi NATO da buraya destek veriyor. Gelen uçak tipleri arasında F-16'lar var, F-18'ler var, Rafale savaş uçakları var, Eurofighter savaş uçakları var. Yani gördüğünüz gibi böyle NATO'nun farklı farklı kuvvetlerinin adeta bir gövde gösterisi haline gelmiş durumda. 13 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek bu tatbikata 192 filo katılıyor 3 uçakla ve tatbikat sırasında her ülke farklı boyalı bir uçak getiriyor. İşte normalde nedir? Savaş uçaklarının bir kamuflajı vardır veya gri renktedir. Özel bir boyama dendiği zaman genellikle bu uçakların üzerine e, yüksek hızlarda çıkmayacak stickerlar veya işte airbrush sanatçılarının sanatını konuşturdukları böyle bir uçak tuval haline geliyor. Ve aynı zamanda bu organizasyon içerisinde işte filoların en iyi boyamaya sahip uçaklarına da ödül veriliyor. Bu açıdan da filolar açısından da bu Tiger Meet oldukça ilginç bir organizasyon yapısı yer alıyor. Gelelim 2005 yılına ilk defa Balıkesir'de bir Tiger Meet organizasyonu yapılmıştı. Ben de bu organizasyona katılmıştım. Bu organizasyonlar için hava fotoğrafçılığı gürü de oluşturulmuştu. Bu açıdan Türk Hava Kuvvetleri'nde bir ilk vardı. Burada geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli ağabeyimiz Emin Fındıklı ile beraber çok keyifli zaman geçirdik beraber. Çekimler gerçekleştirdik ve bu kareleri bugüne doğru gelmesine önemli bir katkı sağladık. Emin abi geçtiğimiz günlerde kaybettik Emin abiyi. Türkiye'de hava fotoğrafçılığı yani tabiriyle spotter dendiği zaman akla gelen ilk isimdi. 1964 yılında ona yaş gününde hediye edilen bir fotoğraf makinesiyle bu işlere başladı. Ankara'da, Esenboğa'da, Etimeskut'ta, Mürted daha sonraki ismi Akıncı sonra tekrar Mürted'e döndü. Orada binlerce kare fotoğraf çekti. Arkasından Türk Hava Kuvvetleri'nin farklı üstlerini gezdi. Yurt dışında farklı farklı organizasyonlara gitti ve Türkiye'de bu spotter olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçılığının başlamasında çok büyük etkisi oldu kendisinin. Ee, aynı zamanda bu amatör hobisini de meslek haline getirmişti. Uzun yıllar TRT'de foto film uzmanı olarak çalıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Saati olarak adlandırılan o e, yapımın ki TSK ile ilgili çok önemli bir bilgi kaynağıdır dönemin hazırlanmasına büyük katkısı oldu Emin abinin ve son yıllarını emekli olmuş ama yine elinden düşürmediği fotoğraf makinesiyle geçiriyordu ve Türk Hava Kuvvetleri'ne işte farklı farklı hazırladığı filmler çektiği tarihi fotoğraflarla çok önemli bir tarihine bir bakış sunuyordu. Keşke Türk Hava Kuvvetleri Emin Fındıklı'ya o vefa borcunu bir şekilde ödese, onun adına bir sergi, bir köşe açsa bunlar gerçekten önemli konular. Artık bu konuda inşallah önümüzdeki günlerde Türk Hava Kuvvetleri'nin gündemine gelir. Ve tarihine ışık tutan sevgili Emin Fındıklı da unutulmaz. Evet, Tiger ile başladık. Havacılık fotoğrafçılığını biraz anlattık videonun sonunda. Bu tür görevler NATO'nun gerçekten her şartta görev yapabilen modern mühimmatlarını, taktiklerini kullanılabilen Türk Hava Kuvvetleri'nin uluslararası anlamda görev açısından büyük önem arz ediyor. Birçok NATO ülkesi gerek hava, gerek deniz, gerek kara kuvvetleri olarak çok fazla etkinliğe sahip değiller. Tamam bayraklarını dalgalandırıyorlar ama orduları ne operasyonel ne uçuşlara hazırlar ne de yapılacak operasyon için bir tecrübesi var. Türk Hava Kuvvetleri'nin bu tür organizasyonlara katılması, bayrak göstermesi büyük önem arz ediyor. Öbür türlü Türkiye'yi pek fazla tanımayan Batı ülkeleri yanlış yaklaşımlar içerisinde oluyorlar. Ne zaman bu operasyona Türk Silahlı Kuvvetleri katılıyor, bayrağını gösteriyor burada. O zaman Türkiye'nin ne kadar güçlü bir kuvvete sahip olduğu, ekibin ne kadar tecrübeli olduğu ve Savaş zamanındaki kabiliyetleri bir kere daha ön plana çıkmış oluyor. Bu açıdan bu tür tatbikatlarda bayrak göstermek çok önemli. Sonuçta işte dönüyorsunuz. Avrupa'dan Türkiye bir şey talep ediyor. Amerika'dan bir silah işte en son yaşadığımız bu F35 programından çıkartıldıktan sonra F16 konusunda yaşananlar. Ülkeler diplomatik açıdan taş koyuyor. Bu tür organizasyonlar Türkiye'nin uluslararası anlamda bayrak gösterebilmesi için Büyük önem arz ediyor. İşte NATO'nun deniz operasyonu diyoruz. Hangi ülkenin kaç tane gemisi hazır? Bir tarafta da gerçekten harbe sürekli hazır bir Türk Deniz Kuvvetleri. Aynı şey havada da geçerli biraz önce anlattım. Aynı durum hakeza kara kuvvetleri için de geçerli. Kara kuvvetlerimiz devamlı operasyon yapıyor. Sınır ötesi operasyonlar, terörle mücadele sürekli hazır. O mühimmatı silah kullanıyor. Yeni taktiklere hazır. Bu günümüzün yeni dünya düzeninde de bunlar gerçekten çok ciddi bir önem arz ediyor. Evet bugün dilim döndüğünce size Tiger Meet NATO tatbikatını anlatmaya çalıştım. Neden kaplan buluşması yapılıyor ve Türk Hava Kuvvetlerinin attığı adımı umarım biraz olsun bu konuyla ilgili bilgi dağarcığınıza birkaç kelime katabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.